Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yepyeni bir Clan Savaşları videosu çekeceğiz arkadaşlar. Lafı karıştırma ama ne diyorsunuz? Girer girmez lafı karıştırmak nedir abi? Dıt. Evet, şimdi geldik. Arkadaşlar bu savaşta sadece klanımın kurucuları savaştı. Yani şurada Majeste, Eko, Nivo, Ottoman, Türk Birliği, Majeste, İmparator, Kral, Godoman, Vezir, Dream. Şu hesaplar 4 kişiden oluşan hesap arkadaşlar. Majeste, Türk Birliği ve şuradan baktım Godoman, Dream benim hesabım. Aynı zamanda bir tane daha Majeste var. Eko, Türk Birliği, Ekrem'in, Eko'nun yani. Abimin kaç tane hesabı var? Nivo, Ottoman 1, Kral 2, Vezir 3. Ve İmparator'da yine amcamın oğlunun hesapları. Biz ailecek oynuyoruz oyunu. Bu nedir yarabbi? Evet arkadaşlar, bugün bu içerikle karşınızdayım. Güzel çekişmeli bir savaş oldu. 28-28'li bir beraberlik var ve gördüğünüz gibi 14'e 14 saldırı yapılmış ve 28-28 yıldız alınmış. Yani 2 yıldız. Onlardan 2 yıldız da bizden kayıp var. Öncelikle kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve şöyle savaşlara bir bakalım isterseniz. Şöyle geldiğim zaman abi güzel bir şekilde savaşları güzel bir şekilde yaptık. Sadece şu savaşta berabere kalmamızın, biz üstün durumdayız da yüzde farkıyla, benim hatam arkadaşlar. Kesinlikle benim hatam, başka bir şey değil. Ve şu 5'te bir şeylik vardı, sıkıntılı vardı. Şurada bir numaraya saldırdım. %84'te kaldım. Lakin Zeppelin'i almayı unutmuşum arkadaşlar. Oraya hiç dikkat etmemiştim. Şöyle kendimizi biraz yukarı aldık. Şuradan geldim abi hızlı bir şekilde. Şu savaşı biraz izleyelim ve hatanın tamamen Zeppelin'den kaynaklı olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yine süper okçulu bir ejder binicili saldırı kombinasyonu yapmış durumdayım. Şimdi abi güzel bir şekilde geldim. Şu an şeyi farkında olmadığını fark ettim Zeppelin'in. Duvar kırıcıyı oradan kırdım, kırmak için attım. Lakin kırmadı. Sapmasınlar diye oradan bir okçu gönderdim. Lakin yine de saptılar abi. Temizlik askerleri biraz az olmuş olsa da şuradan gördüğünüz gibi ejder binicileri, balonları ve ejderleri, arkasından da koruyucuyu gönderdim kraliyet eşliğinde. Abi sağlı sollu güzel bir şekilde temizlik yapıldı. Lakin şurada süper okçuları kaçırmam çok kötü oldu. Süper okçuları kaçırdım orada. Orada iş yaptırabilirdim süper okçulara. Şimdi güzel mayın gelmiş abi orada. Eğer orada şey tekniceğinden bak şu anda gitti. Süper okçular gitti evet. İndiler ve sadece 2 savunma aldılar arkadaşlar. Orada klonlayabilirdim. Lakin klonlamayı unuttuk. Görmedik yani. Tamamen kaçırdık. Şuradan geldiğim zaman kraliçe öldü. Kral hayatta, koruyucu hayatta. 3-4 tane ejderim hayatta arkadaşlar. 4x'e çektim abi güzel bir şekilde. Orada ejderleri mecburen klonlamak zorunda kaldım. Sıkıntı çekmemek için. Lakin yine de üçleyemedik arkadaşlar. Burada tamamen benim hatam. Şu orduyu takip etmememden kaynaklanıyor. Bir anlık hata her şeyi değiştirebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama 2'de güzel bir saldırı yaptım. Güzel bir üçlük aldım. Lakin 2'nin düzeni uygun değil arkadaşlar. Bakın şurada Kartal topu adını unuttum şu an. Kaya saçarların ikisi de dışarıda. Zeppelin ve şeyi gönderdim. Lavtasını gönderdim. Görünmezliği patlattım abi. Klon bir öfke gönderildi. Belediye binası hemen hızlı bir şekilde indiriliyor. Bir görünmezlik daha gönderdim. Evet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Belediye binası indi şu anda. Okçu kuleleri indi. Oradan tekli cehennem kulesi, X'leri falan filan hepsi inecek. Gayet güzel, mükemmel bir temizlik yapıldı arkadaşlar o noktada. Zehirin içine girmeselerdi çok güzel olabilirdi. Orada bir tane görünmezliği boşu boşuna harcamış olduğum gibi oldu. Şimdi sıra kral ve kraliçeyi göndermeye geldi arkadaşlar. Kral ve kraliçeyi ne taraftan göndereceğiniz bu saldırılarda çok önemli. Aşağı doğru gönderdim lakin o tarafa gidince sıkıntı oldu. Sağlı sollu temizlik yapmak adına kral kraliçeyi sağlı sollu gönderdim. Güzel bir şekilde düşündüm lakin istediğim şekilde gitmediler. Bak kral döndü gayet güzel. Oradan buz golemi orayı tanklarken balonları, ejderleri gönderdim kraliçeyi almaları adına. Koruyucu da dahil ettim savaşa. Onlar aşağı tarafı temizlerken yukarıda kral ve kraliçe gayet güzel bir şekilde temizlik yapıyor. Çok güzel bir şekilde ilerliyorlar. Kraliyet hala savaşa sürülmüş değil. Yaklaşık zannediyorsam şuradan gönderecektim kraliyeti. Yanlış hatırlamıyorsam abi. Kraliyeti göndermemişim daha bak. Kraliyeti bile göndermemişim. Ha göndermişim, özelliğine basmamışım. Kral ve kraliçenin oradan göndermişim. Çok güzel bir üçlükle karşınızda olduk arkadaşlar. Bu arada altın bilet çekilişleri her ay 2 sefer yapılacak arkadaşlar. 2 kez
altın bilet çekilişi yapacak. Ayda iki kez yani. Altın bilet çekilişlerine katılmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Şuradan gelelim abi, son savaşı yapmayanlar yüzünden. Yine yenildik. Ben bu klandan ya çıkacağım ya da klanın içinden geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzde farkına bakar mısınız? Yüzde ikilik bir yüzde farkı var. Şimdi burada gelelim abi. 3 numaraya bir Eko'nun saldırısı vardı. Eko'nun saldırısını izleyelim. Eko çok değişik bir saldırı stratejisi denedi bu savaşta. Gördüğünüz gibi köyde kaya saçar maya saçar. Belediye binası son 3 ama nereden baksam full'e yakın bir köy. Kraliçesi full. Kralı az kalmış. Yani savunmaları gayet iyi durumda. Abi gördüğünüz gibi spam saldırısı gibi bütün elektroları, pardon, bebek yine bebek ejder dedim acaba. Ejder binici, balon ve ejderleri gönderdi. Kral ve kraliçeyi nereden gönderdi? Şu an göremedim. Tomruk fırlatıcısını oradan gönderdi. Belediye binasına çok değişik bir saldırı stratejisi şu an. Abi ben hayret ettim. Nasıl 3 yıldız aldı buradan? Yani biraz da köyün düşük müydü acaba, anlamadım ki. Herolarla beraber gönderdi acaba. Kraliyet mesela bak aşağıdan balon ve ejder bilincinin arkasından gidiyor. O sebepten dolayı alınmış olabilir. Şimdi tomruk fırlatıcısı o tomrukta vuracak abi, belediyem nasıl uyanacak. Uyanmasaydı biraz daha iyi olabilirdi. Klan kalesinden çıkan balonlar şu an belediye binasına doğru gidiyor. Lakin hava püskürtücü güzel bir şekilde püskürtüyor arkadaşlar. Eğer belediye binasının içine girdi yani bak canı gıdım ve balonun patlama hasarıyla öldü. Balonun patlama hasarıyla belediye binası düştü. Belediye binası düşmeseydi belki de alamama ihtimali çok yüksek olabilirdi arkadaşlar. Şimdi gayet güzel bir şekilde gördüğünüz kraliçenin özelliği biraz sonra gelecek. Tekli cehennem için. Evet abi geldi, gayet güzel mükemmel bir üçlük geldi. İlk defa yapıyor bu saldırıyı. Ben ilk defa gördüm klan savaşında. Yani güzel de saldırmış. 4 numaraya da Eko saldırmış. Onu da izleyelim. Abi çok çekişmeli geçti. Bir onlar saldırdı, bir biz saldırdık. Bir onlar saldırdı, bir biz saldırdık. Savaşın sonlarına doğru bir azim geldi. Bir beraberlik, bir kaybetme korkusu geldi. Son zamanda zaten rakip bir 2 yıldız mı 2 yıldızda kaldı. Berabere kaldığımızı anladık ve yüzde farkıyla kazandık arkadaşlar. Tamamen kurucuların savaşı bu. Klanımızın kurucularının savaşı. Klanı ben kurdum. Lakin onlar da kurmamı isteyen arkadaşlar. Yani beraber kurmuş olduğumuz arkadaşlar. Abim ve iki tane amcamın oğlu. Amcamın oğlu. Evet bu sefer de aynı saldırı stratejisini uyguluyor. Gördüğünüz gibi buzu da boşa attı. Herhalde eli çarptı. Şimdi bakın abi burada belediye binasına bakın. Tomruk gidiyor. Direkt tomruk gidiyor belediye binasına. Tomruktan giden birlikler gidiyor. Çok güzel bir saldırı. Yalnız kral ve kraliçeyi içeriye sokması daha mantıklı olabilir. Saldırı gayet sağlam ve temiz görünüyor. Bakın iki savaşta da üçleri gayet güzel. Eline koluna sağlık diyoruz. Şimdi abi burada bir saldırı daha var ki abimin saldırısı. Abim burada 92'de kaldı. Bu köyde bir değişiklik var. Burada abim 6 numaraya saldırıp 3 yıldız almış. Bakalım burada hibrit saldırısı mı denemiş? Hibrit saldırısı demiş. Ana! Abimden hibrit saldırısı. Abim hiç yapamaz normalde böyle bir şey. Bakın gördünüz mü? Koruyucu yürüyüşüyle hibrit yapıyor adam. Ve köyü üçlüyor ama belediye binası 13'lü 12'yi üçlüyor. Ama olsun, güzel bir deneyim. Sıkıntı yok. Yani her saldırı stratejisinden denemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Ben de deniyorum. Şu an tazı balondayım arkadaşlar. Tazı balona elimin alıştırmasını lazım. Şimdi yukarı taraftan koruyucuyu gayet güzel bir şekilde temizlik yapması adına gönderdi. Nereden ne yapacağı belli değil şu an. Elektroyu almış. Elektroyu da bir taraftan temizlik yapması için gönderecektir muhtemelen. Şimdi koruyucuyu güzel bir şekilde temizlemeye gönderdi abi. Orada hava soğumasını da alacak. Koruyucu çok güzel temizlik yaptı. Lakin süreye oynuyor şu an. Abi elektroyu bir an önce salsaydın keşke. Biraz daha beklememek adına. Şimdi belediye binası Allah'tan şeyden göndermiş. Elektroyu da şu an oradan gönderdi. Bakalım 3 tane sektirebilecek mi? Evet 4 tane sektirdi. Çok güzel. Koruyucu da desteğe geliyor elektroya. Elektroya doğru kaydı abi elektroya. Koruyucu şu an koruyucu elektroya yardım ediyor. Gayet güzel. Mükemmel bir temizlik yaptı yalnız. 1 dakika 15 saniye kala mı almış köyü? Maşallah. Maşallah abi. Şimdi elektro ve koruyucu gayet güzel bir şekilde temizlik yapıyor. Biniciler ve madenciler sağda kraliyeti gönderdi. Abi şifanın bir tanesini hemen oraya atması lazım. Şifanın bir tanesini oraya atması lazım. Yoksa patlayacaksın. Hadi abi koruyucuyu neden elektronun peşinden gönderdin? İlk defa yaptığı için herhalde heyecanlandı. Şu an bütün birlikleri neredeyse eridi abi. Bak binicileri eridi şu an. Madencileri iş yapıyor. Belediye binasını indirebilecekler mi?
Evet, kraliyet desteğiyle indirildi. Şu an sadece madenciler kaldı ve biniciler sahaya girmiş. Gayet güzel bir saldırı olmuş. Abi mükemmel ya. Herolarla kalan köy 3 demiş neredeyse. Koruyucu hala orada yürüyor ve koruyucunun özelliği duruyor abi. Vallahi herolarla ve klan kalesiyle köyü üçlemiş. Biniciler yok şu an. Madenciler nerede? Madencilerin de bir kısmı ölmüş, bir kısmı duruyor. Kraliyet gayet güzel bir şekilde temizlik yaptı abi. Mükemmel saldırmış yalnız ha. Hibriti yapamaz yapamaz dedik, yapabiliyor. Ama bazı şeylerinde bir yanlışlık var. Onları da zamanla düzeltecektir. Güzel bir üçlük almış. Fantazi yapmış yine abim. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi Fest 7'ye geldim. 7'de bir elektro saldırısı mı vardı acaba? 7. Ekrem'in yaptığı saldırı. Elektro saldırısını sevmiyorum abi. Elektroyu es geçeceğim. Godoman. Tek Godoman'ın 3 yıldızı var bir tane. Godoman'da da ben hibrit yaptım arkadaşlar. Belediye binası 11 köye, bu köye yani belediye binası 11'de yapılabilecek en güzel saldırılar hibrit saldırılar. Lakin ben alev atıcılığı tercih ediyorum arkadaşlar. Alev atıcıyla çok temiz bir savaş oluyor. Bakın şimdi orada iki tane savunmaya birden vuruyor. Hatta 4 tane birime vuruyor. Gerisini siz düşünün abi. Bakın büyücü kulesi de oradan düşecek. Büyücü kulesi de düştü. Bak buradaki birim düştü. Oradaki birim düştü. İki atışta 3-4 tane birim indirdi arkadaşlar. Gayet güzel. Hem temizlik açısından hem savunmaların bitişik olmasından dolayı alev atıcı olması daha mantıklı. Alev atıcıyı da ilk sayılarından uzak tutmanız gerekiyor ki alev atıcıdan bir zarar görmeyesiniz. Evet, orada kraliçe krala takıldı. Bir sıkıntı yok şu an. Şifacılar tanklamasına devam ediyor. Orada havan alev atıcıya biraz zarar verse de hiçbir sıkıntı yok şu anda. Tükürüğümü yuteceğim, az kaldı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu an güzel bir ilerleme kaydettik, alev atıcı falan. Abi çok güzel ilerliyor. Şuradan madenci falan göndermem lazım şu taraflardan. Temizlik adına. Alev atıcısı şu an hala iş yapıyor. Kraliçe gayet güzel bir şekilde temizliğine devam ediyor. Merkezi neredeyse komple aldılar abi. Merkeze doğru girecekler şu an. Gayet güzel bir şekilde temizlik yapıldı. Evet, oradan temizlik adına madenci gönderildi. Oradaki tekli cehenneme belediye binasına aynı zamanda hava patlatıcısına üçüne birden vuruyor abi alev atıcı. Mükemmel. Mükemmel bir değer elde ettik. Şu an testalar çıktı abi. Testalar çıktı. Kraliçeye bir destek attık. Bakın savaşta 38 saniye var. Krala gönderdim. 38 saniye içinde şu bölümü almışız. Çok güzel bir saldırı stratejisi. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Aynı zamanda kanalda da mevcut bunun videosu. Oradan bakabilirsiniz. Şu anda hibrit sahaya sürüldü arkadaşlar. Hibrit gayet güzel bir şekilde sahaya sürdük. Koruyucuyu arkaya yasladık abi. Bir tane şifa biraz sonra gelecektir. Evet, kraliçe merkezde gayet güzel bir şekilde iş yapıyor. Kaledeki balonlar desteğe geldi. İlk sayılarını alacaklar. Oradan hava savunması gayet güzel bir şekilde balonlara vuruyor. Ve büyüleri hunharca harcıyorum arkadaşlar. Hepsini bir yere atıyorum. Güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Ben sizler ne düşünüyorsunuz bu saldırı hakkında? Belediye binası 11'ler adına konuşuyorum. Belediye binası 11'ler, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bir sonraki saldırımızda bakalım ne olmuş. Şuradan vezir saldırmış ve vezirin bir sonraki belediye binası 10 saldırısına bakmak istiyorum. Bu arada bu videoyu izliyorsanız lütfen belediye binası 10 hesabınız varsa cumartesi günü saat 8 veya 8.30 arası bildirimini atacağım. Oradan belediye binası 10 turnuvasında yer almak istiyorsanız yorumlar kısmına yazın ve bildirimleri açmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi ejder balon spamı geliyor vezirden abi. Yani abimden ejder balon spamı geliyor. Kralı bir noktadan gönder, diğer taraftan ejderleri gönderdi. Balonları hala göndermedi. Ejderlerin hepsini gönderdi şu anda. Balonları da gönderdi abi. Gayet güzel. Bir tane balonu kaldı, onu unuttu. Kaya balonunu gönderdi. Arkadan bir tane balon daha gönderdi. Evet, dondurmanın birini ve öfkenin bir tanesini attı. Bir tane öfke daha fırlattı. Tekli cehennemden zarar almamak için arkadaşlar. Hava savunmasına bir tane dondurma geldi, gayet güzel yerli yerinde. O hava savunmasına da bir dondurma gelirse gayet güzel olacak. Bir öfke belediye binasının arkasına, çok güzel bir hareket. Dondurmayı artık atmanı bekliyorum abicim. Dondurmayı atmadı, inatla atmıyor. Arkadaki hava savunmasına saklıyor zannedersem. Şimdi attı ama balonlar kaydı abi. Balonlar kaymasaydı çok güzel olacaktı ve orada öfkenin son zamanlarında balonlar öfkeye dahil oldu. Şu anda hava savunmasını alabilecekler mi çok merak ediyorum abi. Havası 3 tane balon var, alır. Aynen, bir ejder de yardıma geldi. Gayet güzel, mükemmel bir saldırı olmuş. Tertemiz bir üçlük. Eline koluna sağlık diyorum. Evet arkadaşlar, bizim klanımız aslında çok iyi savaşan bir klan. Yalnız kimse böyle şey yapmıyor. Pek takıntıya girmiyor. Oyun olduğu için pek ciddiye almıyor. Kimse dediğim bazı kişiler. Yani önceden bir tartışma olmuştu. Görenler görmüştür. Bir tane hanımefendi
klanımızın adını lekelemeye çalışmıştı. Kendisi de izliyorsa oradan buradan ona çok çok selam gönderiyorum. Arkasından millete çok çok saydırdı. Kendisi saydırdı yani. Millet hiçbir şey yapmamışken ona abi millete saydı, sövdü, bir şeyler yaptı. Belediye binası 11 Max'a yakın. Kabul edebilirim. Evet. Saydı, sövdü, bir şeyler yaptı. Ondan sonra ligin yarısı, ligin son 2 gün kalası klandan çıktı. Lig sıkıntıya girdi. Az kalsın lig düşüyorduk ama olaya el attım ve ligden düşmedik arkadaşlar. Ben mücadeleci bir insanım. Ben hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Geçmem de. Eğer buraya kadar izliyorsanız sizler de bir like atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Konuşmamı devam edeceğim. Mücadeleci insanım ben. Klan Savaş Ligi'ni önemsediğim kadar hiçbir şeyi önemsemem. Çünkü Klan Savaş Ligi'nde klanlar kendini en yüksek derecede gösterirler. Bu sebepten dolayı ben de yani klanımda gece 2'lere kadar savaşları hiç aralıksız ara vermeden takip ettiğim olmuştur. Gece 2'ye 3'e kadar savaş takip etmişliğim olmuştur. Şöyle bir olay yaşadık. Rakip birinciydi, biz ikinciydik. Birinci olmamız lazımdı bir üst liga çıkabilmek için. Ve rakip bizden tamı tamına 11 yıldız fazlaydı. Ve rakibine yenilmesi lazımdı ki biz ligden çıkalım. Şöyle bir şey oldu. Biz tamı tamına 12 yıldız arayı kapattık. Yani aramızda 3 yıldız fark vardı. Rakip de 1 yıldız farkla yenildi. Aynı zamanda yenildiği için 10 ekstra puanı alamadı. Ve biz 10 ekstra puan aldığımız için lig atlamak durumunda kaldık. Bu durumda çok emek sarf edilmişti arkadaşlar. Çünkü gece 2'lere 3'lere kadar ben uyumamıştım. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Marifet değil bu. Lakin bazı samimiyetsiz, derecesiz, kendini beğenmiş arkadaşlar bu durumlardan haberdar olmadığı için bizi bir şey zannediyor. Oyunu bilmiyor, ilgilenmiyor, alaka göstermiyor. Ulan ben oyuna alaka gösterecek olsam bırakırım işi gücü şey yaparım. Benim evimle ilgilenmem gereken sorunlarım var. Benim sorumluluğum var. Ben hem çalışıyorum sabahtan akşama kadar. Akşam geliyorum, karım var, çoluğum var, çocuğum var, evim var. Ben erkeğim, benim ilgilenmek durumunda olduğum bazı durumlar var. Ben her zaman oyunda olamam. Sen kadın olabilirsin. Lakin senin her zaman oyunda bir yerin vardır. Boş zamanın kalır, evdesin de oynarsın abi. Ben çalışıyorum. Aynı zamanda YouTube'la ilgilendiğim için pek fazla oyuna zaman bulamıyorum. Bunu anlamanız lazım. Bunu artık olmayan beyninizde idrak etmeniz lazım. Beni bu dereceye getiren insanlara söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Alınması gerekenler alındı zaten. İzliyorlarsa buradan da. Şimdiden teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Lütfen son olarak söylüyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, turnuvalardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok çok hoşça kalın. Çok çok kendinize iyi bakın. Her zaman majestede kalın.